Doğru, tarafsız bir üst haberin merkezi Alanya Posta TV ana haber merkezinden hepinize mutlu akşamlar. Efendim bendeniz Raif Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV ana haber merkezinden hepinize sağlıklı günler temenni ederiz. Doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV ana haber merkezinden hepinize mutlu akşamlar. Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kalan ve 108 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek. Bugün görevinin başına geçti. Başkan Böcek, ıslak imzalı göreve başlama yazısını ise hem valilik makamına hem de ilçe belediyeleriyle Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimlere gönderdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Muhittin Böcek 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kalan Başkan Böcek 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Başkan Böcek 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Tedavisi evinde devam eden Başkan Böcek bugün saat 14.45 sıralarında makam aracıyla Büyükşehir Belediye binasına gelerek görevinin başına geçti. Yaklaşık 4 ay sonra belediyeye gelen Başkan Böcek'e koronavirüs tedbirleri nedeniyle herhangi bir karşılama töreni düzenlenmedi. Belediye girişinde aracından çevredekilere el sallayan Böcek, "Önümüzdeki günlerde basın toplantısı yapacağım, sizleri çok seviyorum, selamlıyorum." dedi. Başkan Böcek göreve başlama yazısındaysa 17 Ağustos 2020 tarihinden ayrıldığım hastalık izninden dönerek 8 Aralık 2020 tarihinde görevime başladım diyerek ıslak imzalı yazısını ise valilik makamına, ilçe belediye başkanlarına, başkan vekilliği görevini yürüten Mehmet Hacı Arifoğlu'na ve belediyeye bağlı birimlere gönderdi. Herkese sonsuz teşekkürler. Bugün itibariyle arkadaşlarımla, daire başkanımızla, genel sekreterimizle, başkan vekiliyle birlikte. Böcek sosyal medya paylaşımında "Antalyam ve Antalyalılar için hizmet görevime başkan vekili Hacı Arifoğlu ve genel sekreter Cansel Tuncer'i kabul ederek başladım. Tüm hemşerilerime selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı. Muhittin Böcek sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Tedavi sürecinde özel hastanede durumu ağırlaşan Böcek, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Muhittin Böcek'e trakeostomi tedavisi uygulandı. Sağlık durumu iyiye giden Başkan Böcek, 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alındı. Sağlığına kavuşan Böcek, 3 Aralık'ta ise evine taburcu edilmişti. Efendim bizler Posta Medya olarak bu ekranlardan Sayın Böcek'i seven tüm yakınları, tüm vatandaşlarımız, Türkiye'nin dört bir yanından partilileri, partili olmayanlar, kendi partisine mensup olmayan herkes bugün için şifa bulması ve görevinin başına geçebilmesi temennisiyle dua etti. Ne mutlu ki bizlere, ne mutlu ki Sayın Böcek'e dualar kabul oldu. Tekrar bir kez daha görevine geldiği için mutluluğumuzu bizler de Alanya Posta Medya olarak dile getiriyoruz. Nerede şifa bekleyen varsa, koronavirüs hastası, koronavirüs mikrobu virüsüyle, belasıyla uğraşan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. 3,5 aylık tedavi sonrası sağlığına kavuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, öğleden sonra gittiği makamından ilk mesajını verdi. Başkan Böcek, kurallara uyalım diye çağrıda bulunup, kendisine destek verenlere teşekkür ederek hemşerilerime hizmet etmeye devam edeceğiz dedi. Kıymetli vatandaşlarım, bugün itibariyle görevimin başındayım. Beni bugünlere getiren, dua eden, katkı koyan herkese sonsuz teşekkürler. Bugün itibariyle arkadaşlarımla, daire başkanımızla, genel sekreterimizle, başkan vekiliyle hep birlikte görüştük. Bundan sonra da
aynı azim ve kararlılıkla sevgili hemşehrilerimin emrinde olmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Sevgili vatandaşlarımdan da ricam, sağlıklı günler diliyorum. Kuralları ihmal etmeyelim. Hepinizi çok seviyorum. AK Parti Alanya İlçe Kadın Kolları haftalık olan yönetim kurulu toplantısını video konferans ile gerçekleştirdi. Toplantının ardından ise Başkan Gülay Güvenç'in test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı. AK Parti Alanya İlçe Kadın Kolları haftalık olan yönetim kurulu toplantısını Gülay Güvenç Başkanlığı'nda video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Güvenç Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda AK Kadınlar son bir haftada yaptıkları çalışmaları ve projeleri değerlendirdiler. Pandemi kurallarına uygun olarak video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı sonrasında AK Parti Alanya İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Güvenç'in koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı. Bir süredir kendisini rahatsız hissettiği için izolasyonda olan ve verdiği test sonucu bugün pozitif çıkan Gülay Güvenç, yapılan tetkikler sonucunda COVID-19 test sonucum pozitif çıktı. Tedavi doktorlarımızın tavsiyesiyle evde devam ediyor. Şu anda çok şükür durumum iyi. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum mesajıyla durumu anlattı. Antalya İl Başkanlığımıza, Alanya ilçe başkanı. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ise COVID-19 test sonucu pozitif çıkan İlçe Kadın Kolları Başkanımız Gülay Güvenç'e Rabbim'den şifalar diliyor. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum mesajı yayınladı. Tamam. Efendim bizler de Posta Medya olarak Güvenç'e acil şifalar temennisinde bulunuyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Koronavirüs için bölgemiz açısından riskin devam ettiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yeniden açıklandı. Bakan Koca, Samsun, Antalya ve Ordu'da yüksek risk devam ediyor diye dün gece sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ilin valisi, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Koca toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yüksek vaka sayılarının devam ettiği Konya, Samsun, Antalya, Trabzon, Ordu valilerimiz, il sağlık müdürlerimiz ve halk sağlığı başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi arttırdık. Samsun, Antalya ve Ordu'da yüksek risk devam ediyor. Konya ve Trabzon'da artış kısmen kontrol altında. Sağlık çalışanlarımız elinden geleni yapıyor. Kamu ve özel kurumlarımızla birlikte bütün hemşerilerimizin duyarlılığı gücümüzü artırıyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim ifadelerine yer verdi. Bakan Koca'nın ikazlarına rağmense tedbirsiz davranış sergileyenlerin kural tanımaz davranışları maalesef sürüyor. Efendim bizler de bir kez daha uyaralım. Çok yakınımızdaki komşularımızda, aile fertlerimizde, yakın dostlarımızda ve Alanya kamuoyunu ilgilendiren kişilerde, kurumların temsilcilerinde koronavirüs artış gösteriyor. Lütfen olabildiğince gerek 14 kurala gerek maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeyi lütfen unutmayınız. Koronavirüs ile birlikte sağlıklı beslenmenin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Diyetisyen Selin Can, koronavirüs döneminde sağlıklı beslenme ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Can, hem vücudumuzu çalıştırmak hem de metabolizmamızı hızlandırmak için günde en az 3 litre su tüketmeye özen göstermek gerekiyor, dedi. Koronavirüs döneminde vücut direncini artırmak ve bağışıklığı korumada beslenmenin en önemli faktörlerinden birisi olduğunu belirten diyetisyen Selin Can, öncelikle vücudumuzun ihtiyacı olan günlük proteini sağlamamız gerekiyor. Bunlar et, tavuk, balık, yüksek protein kaynakları. Eğer bunları tüketemiyorsak kuru baklagillerden faydalanabiliriz, dedi. Öncelikle bu dönemde tabii ki vücut direncini artırmak ve bağışıklığımızı korumak için beslenme aslında en önemli şeylerden, faktörlerden bir tanesi. Bunun için neler yapabiliriz? Öncelikle vücudumuzun immün yanıtını artırmak için günlük ihtiyacımız olan proteini sağlamamız gerekiyor. Bunlar neler olabilir? Tabii ki et, tavuk, balık, bunlar yüksek protein kaynaklarımızdan. Onun dışında kuru baklagillerden faydalanabiliriz. Onun dışında tabii ki vitamin, mineraller, bağışıklık sistemini güçlü tutmada son derece önemliler. Bunlardan taze meyve, sebzelerden,
Aynı zamanda yine kuru meyvelerde hem lif hem vitamin mineral açısından zengin olduğu için onlardan da bol bol ara öğünlerimizde tüketebiliriz. Hem bağırsak çalışması hem de yine immün sistem üzerinde etkili olması açısından günlük lif oranımızı artırmalıyız. Bunları daha çok kabuklu sebze meyve tüketerek ya da ara öğünlerimizde lif içeriği yüksek badem, ceviz bunlardan faydalanarak artırabiliriz. Aynı zamanda bu dönemde bol su tüketimi de oldukça önemlidir. Hem vücudumuzu çalıştırmak hem de metabolizmamızı hızlandırmak için günde en az 2 ya da 3 litre su tüketmeye özen göstermemiz gerekmektedir. Alanya'da bugün aralıklarla yağan yağmur nedeniyle zaman zaman vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yollarda su birikintileri sürücüleri zorlarken yeni çevre yolu ise adeta şelale oldu. Yıl boyunca etkisini gösteren kurak havada nispeten son zamanlarda aralıklarla yağmur yağması üreticiyi de sevindirdi. Yağışın olmaması nedeniyle tarım alanlarında susuzluk yaşanmaya başlamıştı. Aralıklarla etkisini gösteren ve bazı bölgelerde doluyla birlikte yağan yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde biriken suysa araçların geçişi sırasında endişeye neden oldu. Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'ndaysa özellikle köprülü kavşaktan geçen ağır tonajlı araçlar nedeniyle yan yolda adeta şelale oluştu. Yan yolda seyir halinde olan araçların üzerine varilden boşalırcasına su dökülürken özellikle motosiklet sürücüleri ise bu güzergahta zorluk çekti. Sürücülerse köprü üzerindeki birikintiye çare bulunmasını isteyerek aksi halde oluşan risk can veya mal kaybına neden olabilir uyarısında bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya merkezindeki trafik sinyalizasyon üniteleri tek tek yenileniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü Alanya ekipleri, ilçe merkezindeki trafik sinyalizasyon ünitelerini yenileme ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce sarı renkte olan eski üniteler, rengi siyah olan yeni ünitelerle değiştiriliyor. Şu ana kadar Alanya merkezinde Atatürk Bulvarı'nın bir bölümüyle Ahmet Asım Tokuş Bulvarı'ndaki üniteler yenilendi. Atatürk Bulvarı'ndaki çalışmalar kalan bölgelerde devam ederken, önümüzdeki günlerde 25 metrelik yol üzerindeki trafik sinyalizasyon üniteleri de yenilenecek. Bu arada ekipler yenileme çalışmalarının yanı sıra sinyalizasyon ünitelerinin bakım onarım ve temizliğini de gerçekleştiriyor. Aytemiz Alanya Spor'la Göztepe arasında Süper Lig'in 7. haftasında oynanması gereken ancak İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle ertelenen mücadelede yarın karşı karşıya geliyor. Ligde 23 puanla lider olan Alanya Spor'da Göztepe maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada bulunan Efecan Karaca, sakatlıkları bulunan Mobanje, Ceyhun Gülselam ve Ufuk Ceylan İzmir deplasmanında forma giyemeyecek. Turuncu yeşilli takımda ayrıca Salih Uçan ve Davidson 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu Göztepe karşılaşmasında kart görmeleri durumunda pazar günü Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Kendi sahasında oldukça başarılı maçlar çıkartan Göztepe ise ligdeki son 5 maçında yenilgi almadı. İzmir temsilcisi Süper Lig'de 10 maçta topladığı 15 puanla 6. basamakta yer alıyor. Göztepe'de cezalı Yalçın Kaya ve sakatlık nedeniyle Lamine Gassama Alanya Spor maçında kadroda yer alamayacak. Gürsel Aksel Stadında yarın saat 18.30'da başlayacak karşılaşmada düdük Çanakkale bölgesi üst klasman hakemi Ali Şansalan'da olacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar'la Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Maçın 4. hakemi Kadir Sağlam. Alanya Spor hakem Ali Şansalan yönetiminde daha önce 4 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda Alanya Spor 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Göztepe ise Ali Şansalan'la çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Mislikom 3. Lig'de 13. hafta maçları yarın oynanacak. 4. grupta Antalya'yı temsil eden Alanya Kestelspor, hafta içi mesaisinde ligin güçlü ekibi 68 Aksaray Belediyespor'a konuk oluyor. Bu sezon dış sahada çıktığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kestelspor, Aksaray deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyor.
Akdeniz ekibinde COVID-19 vakası sebebiyle karantinada olan Kürşat ve Ufuk'la sakatlığı bulunan Cevat Kuy, Alhan ve Alican Tez'le Kelkit maçında ağır bir sakatlık geçiren ve devreyi kapatan Güner Okay eksik oyuncular. 21 puanla liderin 1 puan gerisinde bulunan 68 Aksaray kendi sahasındaki maçtan mutlak galibiyet istiyor. Dağılsan stadında yarın saat 13'te başlayacak karşılaşmada Sezer Yalçın, Selim Şengöz ve Sinan Ertüngü hakem üçlüsü görev yapacak. Efendim bendeniz Raif Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize sağlıklı günler temenni ederiz. Doğru, tarafsız bir üst haberin merkezi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden. Hepinize mutlu akşamlar. Efendim bendeniz Raif Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden. Hepinize sağlıklı günler temenni ederiz.